Herkese günaydın. Dün sakin diyebileceğimiz bir kapanış olduğunu görüyoruz. Aslında endeksler arası ilişkiye baktığımızda ilginç görüntüler oluşmaya başladı. Bir S&P ile başlayalım. Önce söyleyeyim, sabahtan notumda belirttim, hala tedirginim. Şurada bir dibine sarkma hareketi olduğunu görüyoruz önceki kapanışın. Ama gün içinde işlemler olarak baktığımızda henüz daha alt seviyelere gelmiş değiliz ki bu seviyelerin aslında 2580'ler civarına bakıyorum ben, ama biraz orada oynar belki. Bu seviyelerin altında bir kapanışı son derece negatif bir gelişme olarak değerlendiririm. Henüz bu yaşanmadı ama yine de takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi görüyorsunuz, gün içi hareketler, kapanışı bir kenara bırakıyoruz açısından baktığımızda S&P tarafı önceki dibin çok net bir şekilde üzerinde. Keza Dow Jones tarafına baktığımızda yine çok net diyebileceğimiz bir üzerinde olma durumu var. Ama Nasdaq tarafına baktığımızda o seviye aslında kırılmış durumda. Şu anda tekrar toparladık. Daha üzerine çıkmış vaziyetteyiz ama hem kapanış bazında baktığımızda hem günlük grafik bazında baktığımızda bu resmi net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi Russell tarafına da bakıyorum. Orada aslında kıl payı kurtarmış durumdayız. Şayet Russell da altına düşmüş olsaydı bu beni çok tedirgin ederdi. Şu anda endeksler arasında bir uyumsuzluk söz konusu. Ama bu uyumsuzluğu ben olumlu olarak okuma taraftarıyım. Şu anda da şimdilik diyorum buna. Buna bir de endeksin üzerine göstergeyi atalım isterseniz. O tarafta nasıl bir görüntü var? Orada da aslında henüz, çünkü önümüzdeki günlerde sert bir satışla olabilir. Henüz şuradaki dip ve buradaki dip görüyorsunuz onaylanmış değil. Şurada yeni bir dip kaydetmesine rağmen Nasdaq tarafı, endeks Ekim ayındaki, pardon, indikatör Ekim ayındaki dibinde bulunuyor. Bu pek çok diğer indikatörlerde, çoğu zaten birbirinden türetildiği için çok önemi yok, ama şurada da görüyorsunuz yakında MACD kesecek ve bir en azından kısa vadeli alt sinyali verecek. Şimdi bu tabii birinci tablo bakmamız gereken. Burada bunu overall'da değerlendirmemiz gerekirse ben pozitif bir uyumsuzluk olarak görüyorum. Ha, buna bakarak girip alır mıyım? Trade bazında evet alıp satıyorum. Ama girip almam, girip alacağım seviye çok daha net bir yukarı harekette olur. Şimdi Dow Jones tarafına tekrar bir bakalım. Dow Jones tarafında da baktığımızda 27.000 civarındaki bir zirveden 24.700'lere, 25.000'lere aslında çok net bir gerileme söz konusu. Peki uluslararası yatırımcı açısından bir göz atalım. Şuradaki durumu bir euro yatırımcısı açısından bakarsanız o kadar da büyük bir aslında kayıp söz konusu değil. Evet, burada da bir kayıp söz konusu, ama euro bazında siz eğer bu endekse girdiyseniz çok da hani şu anda sizi perişan edecek bir kayıptan bahsetmek mümkün değil. %6 civarında bir kayıp var. Dow Jones'un dolar bazındaki haline bakarsanız belki biraz daha tedirgin olmakta veya Amerikan yatırımcısı açısından bakıldığında biraz daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Şimdi aynı durum aslında pound bazında da baktığınızda var. Orada da çok büyük bir kayıp yok. Dolayısıyla uluslararası sermayenin hareketi açısından bakarsanız, çünkü uluslararası veya Avrupa'daki paranın hareketi görüyorsunuz aslında kendi endeksinde euro bazında çok daha fazla kaybetmiş durumda. Kendi endeksinden baktığınızda Alman yatırımcısı zaten zirveyi geçen sene görmüştü. Kendi endeksinden baktığınızda Fransız yatırımcısı yine yukarı seviyeleri daha önce görmüştü. Dahası Fransız yatırımcısı açısından baktığınızda, ki bu tabloyu sık sık paylaştım. Pardon, şu göstergeyi çıkartayım da daha rahat bakabilirim. Şu açıdan baktığınızda Fransız yatırımcısı zaten yeni bir 2007'den sonra yeni bir zirve de görebilmiş değil ve şu an itibariyle de kritik seviyeyi test eden bir endekse sahip. Dolayısıyla bu gözle baktığınızda aslında yabancı paranın
Amerika'ya gitmeye devam ediyor olması, gitmeye devam etmesi mantıklı. O açıdan baktığımda resim hala çok negatife dönmüş değil. Tedirginim. Yani bundan 2-3 hafta, bir ay önce konuşuyor olsaydık çok daha rahat konuşurdum, ama hala S&P'nin gerçek bir boğa piyasasında, ayı piyasasına girdiği görüşünde değilim. Ne zaman daha temel bir al sinyali vereceğim, onu önümüzdeki günlerde tartışırız zaten. Şimdi günlük olarak baktığımızda görüyorsunuz, önemli diyebileceğimiz, gerçi bu ikinci sınıf bir veri şu an itibariyle, GDP gelecek ve yeni konut satışları, ama yarınki PCE tabii çok daha önemli olacak. Tabii bir de bugün Trump'ın bombardımanı hala devam ediyor. Bugün aslında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma önemli. Görüyorsunuz, bir önceden hazırlanmış metin söz konusu. Dolayısıyla belki metinde çok fazla bu konulara değişmez, ama Q&A soru cevap kısmında muhakkak ki bu konu gündeme gelir diye düşünüyorum. O açıdan saat 8'de söylenecekler, konuşulacak olan konular önemli. Ve tabii ki daha önemlisi, bence daha önemlisi, yarın açıklanacak olan tutanaklar. Tutanakların içinde, bu konuda detaylı bir not atmıştım zaten geçmiş haftalarda, tutanakların içindeki benim önem verdiğim kısım faiz arttırımı kısmı değil. Bence bilançosunun ne hızda küçüleceği, hangi seviyeye kadar küçüleceği gibi konuların konuşup konuşulmadığı. Ben ya bu toplantıda, en geç Aralık toplantısında bu konunun çok net bir şekilde gündeme geleceğini düşünüyorum. O açıdan yarın bunun detaylarına bence bakmamız lazım, faizlerden ziyade. Parite tarafına geçelim. Şimdi daha önce de söylemiştim. Yani Fed'in faiz artışı işte çok iyidir, çok kötüdür gibi yaklaşımlar, bana sorarsanız çok çok yanlış yaklaşımlar. Çok basit olarak Türk lirasının çok ezbere bir yaklaşım gibi geliyor bana bu. Şurada Türk lirasının isterseniz 2004-2007 dönemindeki performansına bir bakalım. Bakın, Fed faiz artışına bir seviyesinden başlıyor. Daha sonra 5.25'e kadar gidiyor. Bizim kurumuza baktığımızda faizler sıfırken 1.5'lar civarında veya kaç, 3.78, pardon, yanlış tarafa bakıyorum, 3.78 civarında olan kur, faiz artışlarında önce 1.70'lere geliyor ki burada şeyleri konuşuyorduk yanılmıyorsam, işte 1'e 1 falan olur mu diye. Sonra da uzunca bir süre zaten görüyorsunuz çok daha düşük yerlerde seyrediyor. Ne zamana kadar? İşte 4.5'lara kadar. Ondan sonraki şu yükseliş hareketi Fed faiz hareketinden bağımsız bir hareket zaten. Dolayısıyla işte Fed'in faiz arttırıyor olması, paranın fiyatının artıyor olması ile kurun doğrudan sadece o ilişkiye bakmak çok doğru değildir diye düşünüyorum. Nitekim gelen PMI'ların durumunu da paylaşmıştım. Burada da bir işte Fed daha az arttıracak gazı oldu, ama geldiğimiz seviye 1.14'lerden 1.12.90'lara. Şimdi bu teknik olarak herhangi bir kırılma değil. İki tarafa da baktığımızda, hala gösterge açısından da indikatör açısından da baktığımızda biraz daha olumlu yukarı bir seyir görüyoruz. Nasıl Euro yukarıya doğru gidebilir? Birincisi Trump'la Başkan Xi'nin görüşmesi önümüzdeki günlerde işte yemek, ondan sonra G20 vesaire şeklinde gidecek. Görüşmesi olumlu geçer. Benim beklentim o da değil. Biliyorsunuz onu da söylemiştim. Olursa ama son derece Euro pozitif olacaktır. Endeksler açısından pozitif olacaktır. Yukarıya doğru bir seyir, sert bir hareket görebiliriz. Onun dışında da tabii ki ekonomik dinamiklerin, örneğin yarın gelecek olan PCE'nin iyi gelip gelmeyeceği gibi genel dinamiklere bakacak. Fransa, pardon, İtalya tarafında gelen bazı iyi haberler olduğunu görüyoruz. Bu yine olumlu bir şekilde etkileyecektir. Görüyorsunuz Avrupa ile bir çarpışma şeyi üzerinde, yolu üzerinde. Buradaki oranı biraz daha aşağı indirmesi kısa vadede bonolar açısından da bir rahatlama anlamına gelecektir ki ciddi anlamda rahatladı geçtiğimiz günlere oranla bakarsak. Bu da Euro'yu destekleyebilir, ama genel olarak resime baktığımız zaman Fed'in faiz artışını bir kenara bırakıyorum. Yani Fed Aralık'ta arttırdı ve sonra durdu olsa bile, o ana zıplamadan sonra
Euro'nun gideceği yer aşağısıdır. Dolayısıyla çok fazla o işte Fed şöyleydi, böyle yapacak şimdi şeylerine kendimizi kaptırmamamız gerekiyor. Kısa vadeli dinamikleri elbette takip etmek lazım. Burada Brexit tabii ana unsur. Nasıl gelişeceğini bundan sonra bir özet not atmıştım. O konuya girmeyeceğim ama bu tarafta bir kırılma olması durumunda şurada gördüğümüz önemli bir taban olarak görüyorum 27'lerin altında net bir kapanışı. Pound tarafı çok daha aşağıya doğru hızlı bir şekilde gider. O yüzden yakından takip etmemiz gerekiyor. Altın tarafına gelelim. Altın tarafındaki gerilemede elbette ki Fed ile falan filan alakası yok. Yani işte Fed az arttıracak denildi. Sert bir şekilde yukarıya gitti. Şimdi çok arttıracak denilip satılmıyor. Daha başka dinamikler var ama buradaki bence ana hayal kırıklığı hem Rusya konusunda bir tepki vermemiş olması. Hayal kırıklığı demeyelim de şu gözüküyor altında. Jeopolitik gelişmeler bir anda fiyatlanacak. Yani bir gün beklemediğimiz bir haber burada çok büyük bir zıplamaya neden olacak. Çünkü şu anda biriken bir jeopolitik risk fiyatlaması değil, olmayan bir jeopolitik risk fiyatlaması görüyoruz. Bunun karşısında yapılabilecek olan çok fazla bir şey yok. İki şey var. Ya devamlı out of the money opsiyonlar alarak bunları çevireceksiniz. Yarın bir gün dünyanın başı belada deyip veya altını vadeli piyasada taşımayacaksınız. Spot piyasada taşıyacaksınız. Devamlı olarak roll etme, margin call gibi bazı teknik gereksinimlerden kendinizi kurtarmış olacaksınız. Ben ikinci taraftayım. Yani altının spot olarak taşınması gerektiğini düşünüyorum. Dip yaptı mı? Bence burada da hala ana dibi görebilmiş değiliz. Hep söylüyorum. Gümüş tarafı devamlı olarak daha zayıf hareket ediyor. Dolayısıyla gümüşten bir teyit gelmeden altında yukarı hareketin başladığını söyleyebilmek zor. Hala altın gümüş rasyosu yeni zirveler yapıyor. O nedenle bence altında da gümüşte de bir aşağıya hareket daha görmemiz söz konusu olacak. Mutlaka başka arkadaşlar paylaşmıştır. Ben ofiste olmadığım için paylaşamadım ama şurada şeyde görüyorsunuz net pozisyonlarda yavaş yavaş altın tarafında toparlanmaya başlandı. Hala düşük seviyelerdeyiz. Yani bir panik çıkarsa aslında yeterince short var korkmak için diye düşünüyorum. Ama o hani aşırı dediğimiz rekor olarak söylediğimiz seviyelerden altında gümüşte yavaş yavaş kurtuluyor. Şurada 2000'den bu yana alırsam göreceksiniz. Yani burada bir altında veya gümüşte hızlı bir yükseliş olursa şuradaki şorttaki arkadaşlar hızlı bir şekilde panik içinde pozisyonlarını kapatır. Altın ve gümüş fiyatlarını bunlar zıplatır. Ama eksi 28 binlerden eksi 10 binlere geldik. İyi bir short pozisyon kapatması da oldu. Karlı bir kapanış da oldu diyebiliriz. Petrol tarafında şimdi petrol tarafındaki şu hareket o kadar sert bir şekilde geldi ki aslında işte altında da diyorum ya jeopolitik gelişmeler bir anda fiyatlanacak. Çok kolay kolay gidip alamayacağız. O kadar hızlı fiyatlandı ki sanki bu tarafta bir kriz varmış gibi bir görüntü oluştu. Aslında şu fiyatlar temel olarak hatalı fiyatlardı. Dolayısıyla bu fiyatlardan normal fiyatlara gelmemiz çok hızlı olduğu için petroldeki hareket ürkütücü veya ilginç. Ama normalde bence petrol olması gereken seviyelerde. Bu seviyelerden ben yukarıya doğru 55'lere doğru bir yükseliş hareketi bekliyorum. Ama bundan sonra petrolde ne olacağı 2019 büyümesindeki yavaşlamayı ve OPEC'in buna vereceği tepkiyi okumamızla bağlı. Onu önümüzdeki haftalarda detaylı bir şekilde tartışırız. Ama ben bir kriz herhangi bir burada tabii hedge fonlar veya ülkeler açısından biraz problem olacak ama petrol piyasasında bir anomali olduğunu zannetmiyorum. Şu seviyelerde 100 dolarlardan bahsedilmesi veya ortada çok az petrol olduğunu söylenmesi bir anomaliydi. Tabii o iyi niyetli bir yaratılmış hava mı o tartışılması gerekir ama buradan 55 dolarlara doğru bir yükseliş olabilir diye düşünüyorum. Tabii ticaret savaşı konusunda büyük bir panik çıkarsa o zaman şurada gördüğümüz 48 dolarlı desteklerin test edilmesi söz konusu olacak.
Bono piyasasında söyleyecek çok yeni bir şey yok. Gittiğimde de 3.06 idi. Ofise döndüm. 3.06'da duruyoruz. Burada söylediğim gibi İtalya tarafını daha yakından takip etmek gerekir. Uzlaşacaklar mı? Cezayı uygulamalara geçilecek mi? Vesaire, bu tarafı takip etmek lazım. Bono ihalelerinde çok iyi değildi. Dolayısıyla piyasa biraz uzakta durmaya çalışıyor İtalyan tahvillerinden gibi gözüküyor. Gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin tarafında tabi aslında 2-3 tane faktör var. Yani baktın, Ocak ayına ertelenmiş olması da bunun bir nedeni olabilir ama şimdi şöyle bir bakarsak. Şimdi taban oluşumları, bunlar tabi benim yorumlarım. Hayır, öyle değil diyebilirsiniz. Benden çok daha iyi teknik analiz bilen, temel analiz bilen insanlar da var. Taban oluşumları benim gözümde bir zaman hareketidir. Zirve oluşumları tamamen bir fiyat hareketidir. Yani fiyata bakarak zirvenin oluşup oluşmadığını anlayabilirsiniz de tabana bakarak, şuradaki teknik bir şeyden bahsediyorsak, bunun zaman içinde oluşmuş olmasını ben tercih ederim. Yani şuradan şöyle koşturan bir yukarı hareket olmasındansa. Şimdi şu hareket başarısız oldu. Devamlı alçalan tepeler gördük. Ardından konuşuyorduk zaten, birbirine çok yaklaşan hareketli ortalamalar söz konusu oldu. Bir anda volatilite artacak diye konuşuyorduk. Bir anda arttı ama maalesef ortalamaların altında devamlı kaldığımız için yukarıya doğru değil, aşağıya doğru, ve ortalamalarda tekrar birbirlerinden ayrılmaya başladı. Şimdi bu seviyelerde artık diyecek bir şey yok. 5700-5800'lerin kırılması ile bir geri çekilme olacaktı. Buralardan buna inanıp satış yapılması, biraz pozisyonların azaltılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonra şu gördüğünüz 3100 seviyeleri önemli bir destek. 3600 kısa vadeli benim gördüğüm bir yer ama çok kuvvetli değil. Dolayısıyla aslında şu anda hala 3100 hedefleniyor diyebiliriz. 3600'ün ne kadar tutabileceğini bilmiyorum. Burayı tartışırken bana sorarsanız şunu tartışmak lazım. Bitcoin kullanım alanı artıyor mu, artmıyor mu? Yani kullanım alanında baktı, o yüzden bence önemliydi. Ciddi bir artış görmediğimiz sürece burada potansiyeli devamlı alıp satıyoruz. Potansiyelde herkesin gözünde farklı. Ben önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Çoğu insan olmadığını düşünüyor. Bir de tabii burada Lagarde'ın açıklamaları bence çok önemliydi. Yani buradaki hareketin aslında dönüp ülkeler tarafından da mimik edilmesi, yani paraların dijital paraya geçirilmesi gibi bazı tavsiyeleri vardı. Bu aslında Bitcoin'in birebir düşmanı bir mentalite, yani yapı olarak merkezi olması açısından. Dolayısıyla bu tip gelişmeler fiyatları aşağı itti tarzında düşünebiliriz ama ana dinamik yukarıya doğru bu kırılmanın yaşanmamasıydı. Burada çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Yani X tarihinde toparlanır diyemem. 3100 seviyeleri önemli bir destek. 3600 kırılırsa, ki şu anda bence 3100'ler hedefleniyor zaten. Yukarıya doğru da en azından 50 günlük ortalamasının aşılmasını görmek gerekiyor ki pozitif bir seyir içinde diyebilirim. Diğer kripto paralara baktığımızda zaten çok daha fazla hırpalanıyor olması bence doğal. 2000 küsür tane var. Bunların çok büyük bir kısmı zaten ciddi bir fonksiyonu olduğunu düşünmüyorum. Ama Bitcoin bu haldeyken onların toparlanabiliyor olması da çok daha zor. Dolayısıyla baktın ertelenmesi aslında ETF'ler açısından kötü bir haber. Aynı zamanda da teknik olarak bu tabanın kırılması bizi buralara getirdi. Henüz taban yapıldığına dair de bir sinyal görmüyorum. Bu arada altın Bitcoin ilişkisinin de çok fazla olmadığını gördük. Yani şuradan satanların dönüp altın tarafına, işte dijital altın, Bitcoin vesaire diye konuşuluyor ya, çok da varlık sınıfı olarak buranın müşterisiyle oranın müşterisinin aynı olmadığını da gördük. Tabii aslında altın açısından da biraz negatif diyebiliriz ama zannediyorum Bitcoin'in derdi daha büyük. Şimdi burada olmadığım sürece yine Ereğli soruları geldi. Çok fazla bu işe girmek istemiyorum. Özellikle hisseler tarafına gerçekten benim şeyim değil, bölümüm değil. Çok iyi de bilmiyorum ama tekrar söylüyorum. Bakın, şu anda TL bazında bakıyoruz Ereğli'ye. Amerika'daki çelik endeksini koydum.
görüyorsunuz hareketlerin çok büyük bir ölçüde benzeştiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Bu durumu değiştirelim. Şey var mı bilmiyorum. Şunu dolar haline getirelim. Burada da devamlı olarak çeşitli oranlarda olsa da aynı gittiğini, bunu hep paylaşmıştım. Yani şurada dipler aynı yerde, zirveler aynı bir yerde. İşte Çin'in ekonomi paketi falan yok böyle bir şey. Amerika'daki çelik hisselerinin de zaten başının belada olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu taraftaki hareketlerle bizim hareketimiz, Ereğli'nin hareketi aynı. Bir daha söylemiş olayım. Çok fazla analize girmek istemiyorum. TL tarafında şuradaki desteğin kırılması olumlu oldu. Tekrar üzerine gidebilecek miyiz bilmiyorum ama tekrar 5.30'ları aşarsak olumlu bir hareket olur. Şimdi 200 günlük ortalamayı konuşmuştuk. Kavuşacaklar birbirlerine demiştik. 5'e yaklaşmış bir 200 günlük ortalama var. Ben aslında yukarıya doğru bunun dönmesini bekliyorum. Yani 5.30'ların üstüne atacağını düşünüyorum ama harekete geçmek için 5.30'un üstünü görmekte fayda var. Çünkü önümüzdeki günlerde özellikle yılbaşı nedeniyle çok daha zayıf bir piyasa olacak. Dolayısıyla hareketler çok daha güvenilmez, çok daha iki tarafa da sert bir şekilde gerçekleşebilir. Opsiyonları koyarsak, opsiyonlarda da görüyorsunuz birebir olarak bu yükselişi destekleyen bir opsiyon hareketi var. Dolayısıyla sağlıksız diyebileceğimiz bir gevşeme söz konusu değil. Ama opsiyon tarafında da çok düşük seviyelere gelmiş durumda gösterge, bakın. Yılların en düşük seviyesinde. Dolayısıyla burada ufak bir dönüşe artık hazır olalım derim ben. Bu da bizi 5.30'un üzerine atabilir. 5.30'un üzerine atarsa nasıl bir hareket tarzımız olması lazım? Onu hareketin kuvvetine göre tartışırız. Yeni bir yukarı rally mi başlıyor yoksa sadece dönemsel bir hareket mi? O noktada konuşuruz ama 5.30 kırılmadığı takdirde aşağıya doğru 200 günlük ortalamayla arada bir yerde kavuşacaklar, buluşacaklar gibi gözüküyor. Biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Herkese iyi günler diliyorum.